Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Tarifim için 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı silme mayayı genişçe bir kasenin içerisine alıyor, bütünleşene kadar karıştırıyorum. 4 çorba kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalımı abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Tekrardan bütünleşene kadar karıştırdım. Sonrasında unumu eleyerek eklemeye geçiyorum. Yalnız unumuzu muhakkak elemeliyiz. Çok daha güzel bir sonuç almamız için önemli yaklaşık 3 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Yalnız undan una değişiklik gösterebilir. Muhakkak kontrollü olalım. Bütünleşene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı çok önemli. Ele yapışmayan, çok hafif serta doğru bir hamur elde etmeliyiz. Unumu ekledikten sonra bir tatlı kaşığı silme tuz ekliyorum. Tekrardan spatula'm ile karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırabildiğim kadar karıştırdım. Şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum. Unutmayalım ki hamur işleri özellikle yoğurdukça kıvam alır. Yaklaşık 5-6 dakika kadar bu şekilde yoğurdum ve hamurumu toparladım. Mayalanmaya bırakacağım. Yaklaşık 45-50 dakika kadar oda ısısında muhakkak mayalandıralım. Eğer vaktimiz darsa 50 dereceye ısıtmış ve kapatmış olduğumuz fırında Yaklaşık 20-25 dakika kadar da mayalandırabiliriz. Ve artık hamurum hazır. Toparlayabilmem için ve içerisindeki kabarcıkların da çıkması için masama bolca un ekledim ve masamda yoğurmaya devam ediyorum. 4 eşit parçaya bölüyorum. Toplamda 4 adet hamur elde edeceğim. Her bir parçayı bezeler haline getiriyorum. Sunum tahtamın üzerine unluyorum ve hazırlamış olduğum bezeleri üzerine alıyorum. Sonrasında bezeleri de biraz unluyor ve üzerine poşet örtüyorum ki kurumasın. Bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika kadar mayalandırıyoruz. hamurumu masamın üzerine alıyorum ve merdanem yardımıyla açıyorum çok ince olmamasına özen gösterelim çok da kalın olmamalı sizlere göstereceğim kalınlığını bu şekilde olması bizim için yeterli bütün hamurlar bitene kadar işlemimi tekrarlıyorum Temiz bir bezin üzerine açmış olduğum hamurları alıyorum. Bu şekilde yaklaşık 20 dakika kadar muhakkak mayalandırıyoruz ki hamurumuz kabarabilsin. İstediğim gibi kabarmış durumdalar. Şimdi geçiyorum pişirmeye. Bu şekilde süzgeci orta ateşe ayarlamış olduğum ocağıma alıyorum ve ısınmaya bıraktım. Isındıktan sonra hamurumu üzerine alıyorum ve muhakkak bu şekilde çevirerek pişiriyoruz ki kabarabilsin. Yaklaşık 3-4 defa bu şekilde ters düz çevirerek pişirdim ve dikkat ederseniz artık kabarmaya da başladı. Dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz ama özellikle bu tarifime en çok tereyağını yakıştırdım. Tereyağının yanına bir de peynir iyi gidebilirdi. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesi. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.